Arkadaşlar hepinize merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. 3 4 5'in denemelerinden güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız bir benzerinde devamında endemikten çözmeye çalışacağım arkadaşlar. 2 metre boyu olan Hamza bir duvarın önünde 3 metre uzunluğundaki zemini dik bir lamba direğinden 1 metre geride durduğunda gölgesi zemine dik olan duvarın tam dibine geliyor. Hamza ikinci şekildeki gibi bir adım duvara doğru geldiğinde gölgenin bir kısmı yarım metre boyunda duvarda oluşuyor. Buna göre Hamza'nın attığı adımın uzunluğu kaç metredir diye sorulmuş arkadaşlar. Kaç santimetredir diye sorulmuş. Hemen şurada temel şu benzerlik kuralımızdan bunu yapalım. Şuradaki uzunluğa eğer biz x dersek, x bölü 2'nin x artı 1 bölü 3 olduğunu görüyoruz. X bölü 2 eşittir x artı 1 bölü 3. Buradan 3x eşittir 2x artı 2'den x'imiz kaç gelmiş olacaktır? 2 gelmiş olacaktır. Demek ki burası 2 ise şuradaki toplam uzunluğun 2 artı 1'den kaç olacağını biliyoruz. 3 metre geleceğini biliyoruz arkadaşlar. Aynı mantığı şimdi kullanalım. Şöyle biraz yaklaştıralım arkadaşlar. Şimdi burada Aynı mantığı burada kullanalım. Diyorum ki şuradan şöyle e, yarım metre burası öyle değil mi? Buranın tamamının kaç olması lazım? E, 3 metre olduğunu biz biliyoruz. O zaman ben şuradaki uzunluğuma x dersem arkadaşlar. Şuradaki uzunluğunda kaç gelecektir? 3 eksi x gelmiş olacaktır. Şuraya da biz e, kaç birim diyeceğiz? Hamza'nın boyunun 2 metre olduğunu bildiğimiz için 2 metre demiş olacağız. Buradaki 3 uzunluğunu aslında birbirine paralel olduğunu biliyoruz. Yani ben bunu tekrar şöyle bir resmetmek istersem aslında elimde şöyle bir şey olduğunu ben görüyorum arkadaşlar. Burası yarım metre yani 1 bölü 2 metre diyelim. Şurada bir yerde 2 metremiz var. Şurada da kaç metremiz var? 3 metremiz var. Burada da o benzerlikte yine temel orantı olarak kullandığımız neydi vardı? Şurası x burası 3 eksi x. Ne diyorduk arkadaşlar o taliste de hatırlıyor musunuz? Şimdi 2 eksi 1 bölü 2 bölü ne diyorum x eşittir 3 eksi 2 bölü 3 eksi x diyorum. Yine şuradan çekerek de benzerlikle yapabilirim. Aynı mantığa çıkacaktır. Burada bir işler dışlar çarpımı yaparsam şurası ne gelmiş olur arkadaşlar? 3 bölü 2 gelecektir. 3 bölü 2 ile burayı çarparsak 3 bölü 2 çarpı 3 eksi x'ten 9 bölü 2 eksi 3 x bölü 2 eşittir. x gelecektir buradan 9 bölü 2 eşittir x artı 3x bölü 2 eşittir 5x bölü 2 gelecektir bunlar giderse 5x eşittir 9'dan x'imiz 9 bölü 5 gelmiş olur arkadaşlar x'imiz 9 bölü 5 burası 3 eksi x'ti 3 eksi 9 bölü 5'ten 15, 9 çıkarsa 6 bölü 5 gelecek bizim aradığımız şu mesafe. E Burası 6 bölü 5 ise 6 bölü 5 1,2 demektir. Demek ki şuradaki mesafe normalde 1 metreyken bu sefer 1,2 metreye çıkmış. Demek ki buna biz 100 santim dersek burası 120 santime çıkmış. O zaman Hamza 20 santimetrelik bir adım atmış ki direğe olan uzaklığı 100'den 120'ye çıkmış diyebiliriz. Yani Hamza'nın adım uzunluğunun 20 santim geleceğini söylemiş oluruz arkadaşlar. Ee, doğru cevap o zaman C şıkkı 20'dir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Şimdi benzer mantıktaki bir başka soruyu da sizler için çözmeye çalışalım. Arkadaşlar az önce çözdüğümüz soruya benzer mantıkta bu sefer bir sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Aşağıdaki şekilde bir duvar ve aralarındaki mesafe 6 metre olan zemine B noktasında dik 4 metre uzunluğunda direk ve zemine dik ışık kaynağı görülmektedir. Direğin duvardaki gölgesinin boyu bu durumda 2 metre iken ışık kaynağı direğe kaç metre yaklaştırılırsa gölge boyu yarıya iner diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada e, biz şu aradaki mesafeyi bilmiyoruz. Hemen biz buraya y diyelim arkadaşlar. Örneğin şuradaki e, 4 metre uzundaki direk demiş. Bunu biliyoruz öyle değil mi? Şuradaki uzunluğu da bilmiyoruz. Burada ne yazalım biz? x yazmış olalım. Yine o temel o orantı bizden şunu yazabilir miyiz? Bunların hepsi birbirine paralel ya şimdi arkadaşlar. 4 eksi 2 2 2 bölü ne yazıyorum? y eşittir e, x eksi 4 bölü kaç yazıyorum arkadaşlar? 6 yazmış oluyorum. Yani aslında buradan 6 kere 2 12 dersek 12 eşittir y çarpı x eksi 4 elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Peki bizden istediği şu ışık kaynağının direğe doğru yaklaştırması. Yani buralar sabit bu yaklaşmış olacak. Aslında onu resmedersek yaklaştırdıktan sonra dikkat edin bir de şunu demiş. Yaklaştırdıktan sonra gölge boyu yarıya düşsün demiş. Buradaki gölge boyu 2 idi yarıya düşecek. Kaç olacak yani? 1 olacak. O zaman yeni şeklimiz ben bir şöyle çizmeye çalışayım. Şöyle birleştirirsek yeni şeklimizde. Bu sefer buranın 1 olmasını istiyorum. Şurada yine değişmiyor. Kaç burası? 4. Aradaki mesafe değişmiyor. Y kadar. Çünkü arka taraf buraya yaklaşıyor. Işık kaynağı buraya yaklaşıyor. Şuradaki 6 değişmiş oluyor. 6'nın yeni uzunluğuna da biz K demiş olalım. E, şuradaki uzunluk yine X olarak ne yapacak arkadaşlar? Duracak. Burada da temel oran teorimizi yazarsak 4'ten 1 çıktı. 3. 3 bölü Y eşittir. Hepsi birbirine paralel arkadaşlar bunun. X eksi 4 bölü ne yazacağız? K demiş olacağız arkadaşlar. E burada da işler dışlar yaparsak 3K eşittir Y çarpı X eksi 4 gelmiş olacak. E bakın burası da Y çarpı X eksi 4. Burası da Y çarpı X eksi 4. O zaman burası 12 ise buranın da ne olması gerekir? 12 olması gerekir. Buradan 3K eşittir 12'den K'mız kaç gelmiş olur arkadaşlar? 4 gelmiş olur. K'mız 4 ise Arada 6 metre olan şu mesafenin daha sonradan K'ya yani kaça düşmesi gerekir? 4'e. 6'nın 4'e düşmesi için ışık kaynağının ne kadar bu tarafa yaklaştırılması gerekir? 6-4'ten 2 birim yaklaştırılmış olması gerekir arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı 2'dir. Yani ışık kaynağımız 2 metre şu tarafa yaklaştırılırsa oluşacak gölgenin boyu 2 metreden 1 metreye düşmüş olur arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur.